Gaziantep'te Antikacı Hanefi Babalılar 22 bin yıldan beri Gaziantep'te turistik işten uğraşıyoruz. Bina satlık yazıyordu, taş bina. Genellikle ben de turizm işinden uğraştığım için müze yapmak için yola çıktık. Müze de yaptık. Biraz sıkıntılarından dolayı geri biz Özaslan Antika Sergi Sarayı'na döndürdük. 5-6 yıldır da hapalı tutuyoruz. Biraz işte memlekette korona hastalığından dolayı bilmem depremden şundan bundan dolayı biraz 5-6 yıldır da hapalı tutuyoruz. Depremde binamız hasar almadı. Sadece bazı cam sergilediğimiz eşyalardan değerli eşyalar kırıldı. Yani manevi maddi değeri 1 milyona yakın malzeme ziyan oldu. Mağara burada evin altında oluşum olan bir mağarada satı. Yarısına zamanca üstteki evler toprak dolulduğu için içine toprak aktarmışlardı. Ankara'dan da burası tescillidir. Buranın torpağını da çekebilirsin dediler. İçini temizledik. Temizlediğimizde bir yeraltı hamamı çıktı. Hamam aslında Galaden Birabar eski bir tarihine aittir. Çünkü Gaziantep'in Türk Tepesi hepsinin altında yeraltı mağaraları var şehri, yeraltı şehri. Bunların da bütün yolları Gaziantep Kalesi'ne dayanıyor. Yani Gaziantep'in kalesinin yapıldığından tarihinden bu yana bu yeraltı şehri vardır Gaziantep'in içinde. Bunu genellikle herhalde dönem dönem Romalılar, Bizanslar, Osmanlı, Selçuklular gelen insanlar kullanmışlardır buraları. Gaziantep'i ele geçiren İslami mesela Emeviler, Abbasiler de ele geçirmiştir. En sonunda Osmanlı, Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. Yakın tarihe, bir yüzyıl berisine kullanılmıştır yani. Duvamlı gelen insanlar kullanmıştır. Çeşitli amaç icabı. Şu an ziyaretçilere açmayı düşünüyorum. Biraz Gaziantep'te turizm biraz daha canlandığında geri insanların ziyaret etmesi gerekli görüyorum. Yani daha bilgi sahibi olurlar. Gaziantep'te yeraltı şehri olanlar bu tür yerleri görmeleri lazım. Çünkü Gaziantep Türkiye'nin artık önemli bir şehirlerinden bir tanesi. Mesela belli zamanlarda çok ziyaretçimiz geliyor Gaziantep'e. Otellerimiz dolu, yemekhaneler dolu, caddeler, çarşılar. Onun için Gaziantep Türkiye'nin önemli bir şehri. Burası eskiden bir ismini olduğunu bilmiyoruz. Hem Ankara keşifine göre buranın ismi şu an Hanefi Baba Mağarası olarak geçiyor kapının önünde de. Bu devletin vermiş olduğu bir isim.